Ben Nicolas Cage dendiğinde aklınıza gelen siz. Ben Stiller, Robin Williams, Woody Harrelson, Billy Crystal ve Michael Keaton başta olmak üzere pek çok aktörü benim sesimden pek çok kez izlediniz. Farida! Çaldırın para bana ait! Benim param! Benim param! Adını Hikers'ın herkes aynı anda. Olay bu David, olay bu! Sesim kulaklarınıza kimi zaman bir televizyon kanalıyla, kimi zaman belgesellerle, kimi zaman da reklamlarla ulaştı. Hatta bazen aynı filmde birden çok karakterde duydunuz ama farkına bile varmadınız. İşte o hep duyduğunuz ama sahibini çoğunuzun bilmediği ses benim. Ben Uğur Taşdemir. Ben şehir tiyatrosunda oyunculuk yapıyordum. Meslek hayatım öyle başladı. Üniversite yıllarında tiyatroyla tanıştım. Kızıltoprak'ta bir tane bir mekan vardı. Theatrical diye bir mekan vardı. Amatör tiyatro toplulukları orada prova yaparlardı. Böyle bir tiyatro aşkı doğdu. Şehir tiyatrosuna dilekçe verdim. Şehir tiyatrosu kabul etti. Ağrı Dağı Efsanesi'nde tiyatro hayatım mızrak tutarak başladı. Sezon sona erdi, tatile girdi ve ben gencim ne yapacağım diye etrafa sorarken, büyüklerime, abilerime sorarken Naşit Özcan dedi ki gel dedi seni dedi TRT'ye götüreyim dedi. İşte dedi seni dedi dublaja başlatalım dedi. Senin dedi sesin fena değil dedi gel bakalım dedi. Tuttu elimden beni buraya TRT'ye getirdi. TRT koridorlarında ilk yürüyüşümü hatırlıyorum da böyle yüreğim yerinden çıkacakmış gibi olmuştu. Koridora girdiğimde o kadar olağanüstü sesler vardı ki orada çocukluğumun aşina olduğu o sesler beni çok büyüledi ve ne yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi bilemedim. Korktum hatta oradan kaçıp uzaklaşmak istedim. İlk dublajım Yalan Rüzgarı'ydı. Yalan Rüzgarı'ydı. Orada bir çiçek getiren adamı seslendirmiştim. Çok kötü seslendirmiştim. Herkes benimle dalga geçmişti. Bağırarak seslendirmiştim. Bu çiçekler sizin! Geçmişte tabii ki tulum kayıt dediğimiz bir sistem vardı. İnsanlar hep beraber kayda girerlerdi. Principal rolleri konuşanlar, yan rolleri konuşanlar ve rabarba dediğimiz kalabalığı konuşanlar birlikte dublaj yapardık. İnanılmazı başarırdık. Yani düşünün, önde bir sahne var, principal roller bağıra çağıra konuşuyorlar. Arkada düşünün, bir salon olarak düşünün, düğün salonu olduğunu düşünün ya da bir meclis salonu olduğunu düşünün. Hararetli bir tartışma var. Kulağınıza gelen bir ses var, o sesi takip etmek zorundasınız, konsantre olmak zorundasınız. Sıranız geldiğinde, sizin aktörünüz konuştuğunda siz konuşmak zorundasınız. Bu tarafta insanlar, gençler bir şekilde rabarba yaparak tepenizde gürültü yapmaktalar. Oradan o gürültüye rağmen kendi orijinal sesinize, aktörünüzün sesine konsantre olup bunu bir şekilde hayata geçirmek ve hata yapmadan bunu başarıyor olmak bayağı bir akardı sahne. Şimdiki durum farklı. Şimdi tek başına giriyoruz. Elimize teksti veriyorlar. Kulaklığı takıyoruz, rolün adını öğreniyoruz. Ne bir prova var, ne bir ön hazırlık var, ne önceden filmi seyretmek var. Hiçbir şey yok. Hazır, kayıt diyoruz. Başlıyor ve filmin sonuna kadar o rolü seslendirmeye devam ediyoruz. İnanılmaz bir şey başarıyoruz. Merhaba Natalie. İyi fikir ama bu akşam oldukça heyecanlıyım. Benim yaşımda biri için böyle şeyler kolay sayılmaz. Şu yüze bak.
Bana Stuart Little'ı hatırlattın. Üzünlü şarkılar yazdım çünkü onlar popülerdi ve çok para ettiler. Eskiden biz hani şeydi, hocalarımızdan öğreniyorduk. Onlarla omuz omuzaydık, birlikteydik. Bir şeye kafamız takıldığında onlara soruyorduk. İşin doğrusunu onlardan öğreniyorduk. Ama şimdiki gençler, bu işe yeni başlayacak olanlar ya da yeni başlayanlar ne yapıyorlar? Onlar kurslara gidiyorlar. Dünya para veriyorlar. Kurslarda bu işin mahiyetini, tekniğini öğreniyorlar. Onun dışında pek de bir şey öğrendikleri yok. Çünkü bu işin öğrenilecek yeri mutfağı, burası. Ama mutfak değişti. Mutfak modern hale geldi. Eskiden eski mutfaktı bu işin aslında okulu. Ve TRT'dir aslında. Bu işin tek okulu diyebileceğimiz yer TRT'ydi. Şöyle bir meslek hayatıma baktığımda konuşmadığım aktör kalmadı neredeyse. İşte Sean Penn konuştum birçok filminde. Robin Williams konuştum. Ben Stiller konuştum. Woody Harrelson konuştum. Şimdi aklında tut, bana söyleme. Helen. Hayır. Henley. Bardağın da yazıyor. Bozduğun için sağ ol. Zaten bu bir zihin okuma değil. Bir tane. Soğuk ve karanlıktı. Sadece kum ve birkaç oyuncak kütük vardı. Dümol! Hayır! Çıkın çabuk. Nicolas Cage ile özdeş hale geldik. Michael. Kes. Kes, onu korkutuyorsun. Bırak lütfen. Senin derdin ne? Özdeş sesler vardır. İşte Sezai Aydın, Sylvester Stallone sesidir. Rahmetli Alev Sezer, Bruce Willis sesidir. Benim özdeş ses durumuna gelmem de şöyle oldu. Çok fazla Nicolas Cage filmi seslendirdim ben. Böyle olunca insanlar Nicolas Cage'i benim sesimden duymaya alıştılar. Başka bir arkadaşım seslendirdiği zaman yadırgıyorlar. Han hanedanının ikinci imparatorunun en sevmediği karısını 10 yıllığına bu kaba hapsettiği söylenir. Derler ki bunu açarsan aynı şey senin başına gelirmiş. Affedersiniz, ben bir notu arıyordum. Gördünüz mü acaba? Az önce mağazanıza uçuverdi de. Bir not mu? Mağazanıza uçtu işte. Bir gün bir stüdyoda çalışıyoruz. Ben de orada yönetmenlik yapıyorum, her şeye hakimim. Bir tane Nicolas Cage filmi geldi. Bir baktım, Nicolas Cage karşısında Sungun Babacan yazıyor. İnanamadım ben buna. Meğerse genel koordinasyon, koordinatör ve asistanlar bana şaka yapmışlar. Ben de tabii önce inandım bu olaya. Hemen Sungun abi aradım. Sungun Babacan'ı aradım. Dedim ki Sungun abi dedim. Senin dedim yarın dedim kaydın varmış dedim. Gelmeyeceksin dedim. Niye dedi? Gelme abi dedim. Ne olur gel. Nicolas Cage var abi gelme ne olur dedim. Peki o canı sağ olsun gelmem dedi. Ama bunu dedikten sonra o da gülmeye başladı. O da çünkü bu planın bu şakanın içinde içindeymiş. Onu da dahil etmişler. Beni iyi dinle. Kocan sandın. Bir yapıcı. Kimsiniz? Lütfen sadece dinle. Jamie'yi al. Annen nereye gitti? Nereye gittiğini söylemeden uzaklaş. Her kimsen bir daha arama. Nicolas Cage'in Melekler Şehri'ni Müge Oruç Kaptan'la birlikte o Meg Ryan'ı seslendirdi. Birlikte seslendirdik ve o sahnede, o trajik sahnede gerçekten biz de duygularımıza hakim olamadık ve tekste bırakıp ağlamaya başladık. Gerçekten çok etkiledi. Zed. Yardım getireyim. Sen buradasın ya. Ben. Kal. Yardım lütfen getireyim. Hayır gitme, şoför gitti. Lütfen benimle kal. Korkuyorum. Bunca yol geldin. Çok üzgünüm. Hayır. Tanrım hayır. Peki. Sana dokunmak, seni hissetmek, şu anda elini tutabilmek,
Bunun benim için ne anlama geldiğini biliyor musun? Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun? İlginçti. Film çok etkili bir film. Aşkın ne kadar devasa bir güce sahip olduğunu anlatan bir film. Dehşetti hakikaten. Yani bakıyorum da şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi ağlamaya başladım ben orada. Oradaki o çıkan tınılar belki de gerçekten o ağladığım için çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Sen, Şampen müthiş bir performans sergiliyor. Sen, kızın için mücadele etmen gerekiyor. Evet ama gayret ettim. Çok çabaladım. Daha fazla çabala. Bilmiyorsun çünkü sen mükemmel doğmuşsun. Bense işte böyle doğmuşum. Öyle mi diyorsun? Senin gibi insanlar bilemez. Benim gibi insanlar. Senin gibi insanların için benim ne olduğunu bildiğini sanmıyorum. Çünkü sizin duygularınız yok. Siz hiçbir şeyi hissedemiyorsunuz. Orada spastik bir adamı canlandırıyor ve onu konuşmak hakikaten zor. Fakat onun sesi kulağımıza geldiği için, onun oyunu, onun tavrı ve bizim işimiz de bunu yapmak olduğu için o tavrı yakalamak, o sesi çıkartmak, benzer sesi yakalamak bizim işimiz olduğu için hani çok zor olmaktan çıkıyor, işimizin bir parçası haline geliyor. Paul McCartney annesini küçükken kaybetmiş, sonra John Lennon da annesini küçükken kaybetmiş. Ve bazen Tanrı'nın bizi özel insanlar olarak seçtiğini düşünüyorum demiş. Eni de öyle diyor. Biz işimizi çok seviyoruz. Biz bu işi yüreğimizle yapıyoruz. Yani başka türlü yapılacak bir iş değil. Hakikaten öteki türlü zanaata dönüyor. Yani bir fabrika içisinden farkın olmuyor. Kelimeleri ağızlara yerleştirmek değil bizim işimiz. Biz yani yüreğimizi vermek, içine girmek, onunla yaşamak. Biraz o yüzden ben çok değerli buluyorum bizleri, seslendirme sanatçılarını. Hakikaten çok değerli buluyorum. Gizli kahramanlarız ve kimse bizim farkımızda değil. Bizim sesimiz var, cismimiz yok. Yani başvuru formunuzda bize yalan mı söylediniz? Hayır. Evet. Kapıların yüzüme kapanmasını istemiyordum. Bu işe girmek istiyordum. Ama buraya iş bulma kurumundan gönderildiniz. Sizin tabirinizde kapıların yüzünüze kapanması söz konusu olamaz. Sersemlik işte. Sesimiz hakikaten her akşam evinize konuk olarak geliyoruz biz. Her akşam misafir oluyoruz sesimizle. Önümüzde bir görüntü oluyor. Kulağımızda bir ses oluyor. Elimizde bir tekst oluyor. Bu şekilde imkansızı başarıyoruz diyebilirim. Şunu belirtmek istiyorum ki oynadığım yaklaşık 50 tane filmde beni konuşan Türk aktör Uğur Taşdemir'e çok teşekkür ediyorum. Bu sanatçının gerçekten hakkını alabildiğini düşünüyor musunuz? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Ben filmlerimden milyon dolarlar kazanırken beni konuşan Uğur Taşdemir telaffuz bile etmiyorum. Evet. Jack'in şu anda sahneye getirmekte olduğu şey bizim sihir dünyasında ışınlanma kaskı dediğimiz şey. Peki onlara bakma. Peki onlara bakma lütfen. Peki onlara bakma. Gözlerimin içine bak olur mu? Ama ben mutlu oluyorum. Sen okuyunca ben mutlu oluyorum. Evet, senin okuduğunu dinlemek beni mutlu ediyor. Evet, biz şanslıyız. Şanslıyız, evet, şanslıyız.